geçtiğimiz sezonun Beşiktaş Sompo Sigorta kadrosunun en yaşlı oyuncusu kim? Son sınav ama. Kaç yaşında olduğunu da yazacağım da. Onu yazıyor muyuz? Gerek yok. Gerek yok. Ben yazmak istiyorum. Hayır, izlediğinde biraz şey yapsın da bana. Görebiliriz hazırsanız. Doğru cevap Erkan Veyseloğlu'ydu. Erkan Veyseloğlu. Çembere yaklaştı. Yukarıdan bıraktı Erkan Veyseloğlu. Basketi buluyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Sigorta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D grubunu kaçıncı sırada tamamladı? Hazır mısın? Evet, yine doğru cevaplar. Şaşırtıyorum ben, bir daha şaşırtıyorum. Olmadı, Ömer'in bilmemesi lazım, bir daha şaşırtıyorum. Normal değil. 81-75'lik galibiyette Beşiktaş Sompo Cepen son haftayı galibiyette geçiyor ve D grubundan ikinci olarak çıkıyor. Son haftada aldığı galibiyetle. Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde sadece bir maçınız uzatmaya gitti. Bu maçta rakip hangi takımdı? Güzel soru. Sıra var mı? Bir dakika. Pek yok ama bekleyenler var. Yok. Sallıyorum. Aldım ben kopuyu. Ama ben hala hatırlayamadım ya. Ben hatırladım. Burada mıydı Karşıyaka'da mıydı? Tamam. Burada mıydı Karşıyaka'da mıydı diyor. Doğru cevap. Dışarıya çıkardı Chris Evans. Dengesiz bir atış, kaçtı. Phil Pressi de kalıyor. Phil Pressi topu getirdi. 3 sayılık atış girmiyor ve normal süre 77-77 sona eriyor. Uzatmaya gidiyoruz. Geçen yılki kadroda kaç oyuncu geçmişte Anadolu Efes forması giymişti? Sen gireyim oğlum. Emin olmamakla birlikte... Ben dördüncü kişi... Alt yapı oluyor mu? Alt yapı sayılmıyor değil mi? Yok. Beş mi? Üç mü? Nasıl üç? Maksim abi, sen Burakcan abi. Duşan. Beş yaptık, doğru cevap. Samet'ten geldi. Serisi ilk maçına hoş geldiniz. Bursa'da, Tofaş'ta, Beşiktaş Sompo Cepen karşı karşıya geliyorlar ve çeyrek... Geçen yıl ligde 100 sayı barajını aştığınız kaç maç oynadınız? Allah aşkına. Bunu tamamen sallıyorum. Hiç bilgim yok. Hatırladığım zaten bir tane var mı? Yok, fazla olmuyor. Cevap bir olacak. Sakarya maçı. Maç sona eriyor. Beşiktaş Sompo Cepen, Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbolu 115-62 mağlup ediyor ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de 29. hafta sona eriyor böylelikle. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon Ivan Buva'dan sonra takımın en çok rebound alan oyuncusu kimdi? Tahmin edeyim. Hiç fikrim yok. Kim olabilir? Ama teleşir sesinden anlaşılıyor. Ben güveniyorum. Aklımda bir kişi var. Güveniyorum. Hayatta. Türk yabancı. Şu ipucunu verebilirim. Hayatta beni yanıltmaz. Aldığı toplam rebound sayısı 105 geçen sezon. Yani yabancı hangisi? Bu kadar. Bu kadar. Bu kadarını verebilirim. Ben geçen sene güveniyordum bir kişiye. Şöyle yapayım, hatta altına imzamı atayım. Çok kötü girdin. Samet Geyik doğru cevap. Doğru mu? Ben de bak kim verdi. Görüş. Samet ordunun üzerine gitti. Samet Geyik isabeti buluyor. Samet Geyik. Denan Samet'e harika bir asist. Ve mola geliyor. Geçen yılki kadronun forma numarası en yüksek olan oyuncusu kimdi? Kim çıkıyor ya? Hadi abi, hadi söyle. Hadi. En son Kenan. Kenan'dan sonra kim çıkıyordu? Allah aşkına yaz Kenan'ı ya. Kenan değil ya. Kenan'dan sonra bir kişiler çıkıyor. Sürmeyecek mi? Bence şu an ben kazanmış olayım. Bir dakika ya. Geçmiş olsun. Saldırdınız mı? Kenan'dan sonra kim vardı? Beraber olduk. Tamam, başlar.
Jason Rich doğru cevap. Numarayı da yazdım, görüyorsun. Şimdi Jason Rich. İki sayılık isabet Jason Rich'ten ayağı çizgideydi Rich'in. Jason Rich, Jason Rich'in basketi. Aynı sorunun tersi. Geçen yılın forma numarası en düşük olan numarası kimdi? Çok kolay. Kolay abi. Bir deneyelim. Ben biliyorum. Nasıl yazacağımı bilmiyorum sadece. Yenmiş oldum ben sana. Yenmiş mi oldun? Aynen. Ben de bildim onu soruyu. Ya şimdi ben biliyorum. Yazım hatasından puan kırmıyoruz değil mi? Kırmıyoruz yok. Evet. Hazır mısın? Tikim ben. Yanlış yazmış. Resim. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Yanlış. Y yok. 3 sayılık atış bu sefer isabet geliyor. Resi. Şimdi iki cevap da doğru olmuş oldu. Eşitlik oldu. Nasıl eşitlik oldu ya? Öyle oldu. Biraz önceki soruda... Bilemedin kardeşim. Nasıl olacak? Dostluk kazandı. Gel, dostluk kazansın. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.